Döviz bölgesi yeni haftaya artışla başladı. Ons üzerinde artış olduğunu belirten Sarraf İhsan Gülderdi, bunun altın fiyatlarını da arttırdığını dile getirdi. Hafta başı itibarıyla döviz bölgesinde yukarı yönlü hareketler başlandığını söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın ve döviz fiyatlarını değerlendirdi. Dünya üzerinde pandemi yansımalarının gerilim ve katsayıyı artırdığını ifade eden Gülderdi, konuyla ilgili şunları açıkladı. Hafta başı itibariyle özellikle döviz bölgesinde yukarı yönlü hareketler başladı. %1 oranında dolar ve euroda işlem hacmiyle birlikte yukarı yönlü hareketler gözlendi. Dolar 16.30 seviyesine, 16.40 seviyesine, 17.50 seviyesinden de euro 17.60 seviyesine kadar yükseldi. Ons'ta da bir 10 puanlık bir yukarı yönlü hareket gözlendi. 1850 dolar seviyesinden 1860 dolara kadar çıktı. Bu da altın fiyatlarını bir nebze yukarıya doğru götürdü. Yıl sonu itibariyle yatırım tavsiyesi olmadan 1400 seviyesine has altın olarak, çeyrek altında ise 2200-2400 bandına kadar çıkacağını öngörüyorlar. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerin ve kırılgan olan piyasalarda özellikle döviz fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi ve dünya üzerinde gelen özellikle bu pandeminin yansımalarını yeni yeni görüyoruz. Özellikle ons bölgesinde pandemi dönemi faturaları yeni yeni çıkıyor ve bununla birlikte de gerilim ve güven katsayısı arttığı için ons'ta özellikle 2000'in üstü görünmekte. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirecektir. Ne kadar ihracatçılarımız için uygun bir şey olsa da, hoş bir görüntü olsa da döviz fiyatları vatandaşlarımız için sıkıntılı bir dönemi gösteriyor. Çünkü artan fiyatlarla birlikte özellikle yakıt fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. Bununla birlikte bütün ürünlerin maliyetleri yukarı yönlü hareket ediyor. Özellikle emtia fiyatlarında ise geçen sene altın 500 liraydı. Demirin fiyatı ise 5000 TL'ydi tonu. Şu anda 15.000 TL. Yani emtia fiyatlarına göre de altın aslında daha tam değerini bulmadı. Bunun için iyi bir yatırım aracı olabilir. Güvenli liman olarak dövizden hariç altın daha mantıklı olacaktı. Bozulacak vatandaşlarımızın biraz daha beklemelerini, özellikle yıl sonuna kadar beklemelerini, alacak vatandaşlarımızın da buraların alım fırsatı olduğunu, binin altının her rakamdan alınabilir olduğunu söylemek istiyorum.